Abdülkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'le sorunu mu var? Konuşmasını izlerken Kemal Bey'in CHP ile Atatürk'le, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile sorunu olduğunu düşündüm. Birinci Körfez Savaşı'ndan bu yana mecliste Irak, Afganistan ve Suriye tezkereleri çıkarılır. CHP, ister koalisyon ortağı olsun, ister muhalefette olsun hepsine de evet oyu verirdi. Kandil teşekkür etti. Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP, tarihinde ilk kez Irak ve Suriye tezkeresine hayır oyu kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu tavrına en büyük alkış o zaman Kandil'den gelmişti. Murat Karayılan ve Duran Kalkan'ın teşekkür eden konuşmaları var. Irak ve Suriye tezkeresi. Irak ve Suriye tezkerelerinin süresi 30 Ekim tarihinde doluyor. Hükümet meclise yeni bir tezkere sundu tezkere kabul edilmezse Irak ve Suriye'deki görev yapan askerlerimizin üstlerini boşaltıp, alanlarını terk edip Türkiye'ye dönmeleri gerekecek. Peki Mehmetçiğin boşalttığı üstlere kim dolacak? Tabii ki PKK. Tezkereye hayır diyecekmiş Kılıçdaroğlu, kaybettiği seçimlerden ders çıkarmamış olmalı ki, tezkereye yine hayır oyu vereceklerini açıkladı. Neymiş tezkerede yabancı ülke askerlerini kabul etme ibaresi varmış. 1991 yılından bu yana gelen tezkerelerin tümünde var. Çünkü yurt dışına asker gönderme ve yabancı ülke askerlerini Türkiye topraklarında kabul etme yetkisi sadece meclise verilmiş durumda. Kandil alkışlar. Daha önceki tezkerelere evet oyu veren CHP'liler yabancı uşaklığı mı yaptı? 2002 yılından bu yana mecliste olan Kılıçdaroğlu da evet oyu veriyordu. Şimdi ne oldu? tezkere mecliste kabul edilecek. Mehmetçik Irak ve Suriye'de PKK ile mücadeleye devam edecek. Bu durumda CHP, Mehmetçik'ten değil, bu kandildeki terör baronlarından aferin alacak. CHP'yi, HDP'nin peşine takan Kılıçdaroğlu Cemil Bayık ve Murat Karayılan tarafından tebrik edilecek. Bu şeref Kılıçdaroğlu'na yeter ama CHP'yi mutlu eder mi, orasını bilemem. Evet diyecek CHP'liler. Bu arada Irak ve Suriye tezkerelerinin oylaması sırasında CHP milletvekillerinin tamamı Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket etmeyebilir. Milli duyguları güçlü olan CHP milletvekilleri Kılıçdaroğlu'na rağmen tezkereye evet oyu verebilir. Bu durum karizması iyice çizilen Kılıçdaroğlu'na ikinci darbe olabilir. Gazi Meclis. Dünyada kurtuluş savaşı yönetmiş tek meclis olarak meclisimiz gazilik unvanını hak ediyor. 15 Temmuz'da bombaların altında hain darbecilere karşı direndiği için bu meclis ikinci kez gazilik unvanını hak ediyor. Atatürk ne demişti? Kılıçdaroğlu'nun Gazi Meclis'le bir sorunu var. Bu meclise Gazi Meclis demiyor. Ama koltuğunda oturduğu Atatürk kendisine gazilik unvanı verildiğinde kazanılan bu başarı yüksek heyetinizin iradesiyle kuvvet bulan ordumuzun iradesi sayesinde düşman ordusunun iradesinin kırılması suretiyle belirmiştir. Bu sebeple ödüllendirişinizin gerçek muhatabı yine ordumuzdur demişti. Kılıçdaroğlu'nun sadece meclisle değil Atatürkle de sorunu var. Sayın Cumhurbaşkanına teklifim bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanına bir teklifte bulunmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, madem Kılıçdaroğlu iki kez gazi olan bu meclise gazi meclis demiyor. O zaman gazilik unvanını şerefle taşıyan bu meclise gazilik unvanının verilmesi için AK Parti meclise bir kanun teklifi sunabilir. Bu şeref AK Parti'ye ait olur. Böylece kanunla meclise gazilik unvanı verildiği gibi Kılıçdaroğlu'na da tarihi bir ders verilmiş olur. Gazze'deki vatandaşlarımız kurtarılacak. Savaşın en büyük zararını masum siviller görüyor. Savunmasız olan kadınlar, çocuklar felaketi yaşıyor. Hamas'ın sivilleri öldürmesini tasvip etmek mümkün değil. İsrail'in 50 yıldır olduğu gibi yine bu savaşta da masum Gazze halkını ağır bombardıman altında yok etmeye çalışmasını da göz ardı edemeyiz. Sivil katliamı nereden gelirse gelsin, kim yaparsa yapsın yanlış. Türkiye, başından beri taraflara itidal tavsiye ediyor. Savaşın Lübnan ve Suriye'ye sıçramaması için gayret gösteriyor. Ama şu aşamada kimse kimseyi dinlemiyor. Savaş giderek daha yakıcı hale geliyor. Gazze'deki yabancılar. Bu arada Gazze'de bizim vatandaşlarımız da var. 15 Türk vatandaşı kurtarılmayı bekliyor. Büyükelçiliğimiz kendileriyle irtibat halinde. Vatandaşlarımız öncelikli olarak güvenli bir yere alınacak. Sonra tahliyeleri sağlanacak. Vatandaşlarımızın şu ana kadar Gazze'deki bombardımandan zarar görmediği ifade ediliyor. Ama bir yandan da tahliyeleri için çaba gösteriliyor. Hangi ülkeler var? Sadece bizim değil ABD'nin, Çin'in, Almanya'nın, Tayland'ın, Nepal'in, İngiltere'nin vatandaşları var. Bu ülkeler tahliye için Türkiye'den de yardım talep ettiler. Sivillerin tahliyesi için 6, 8 ya da 12 saatlik bir geçici ateşkesin sağlanması için çaba gösteriliyor. Savaş giderek derinleşirken Ankara vatandaşlarımızın tahliyesi için çaba gösteriyor. İnşallah hiçbiri burnu kanamadan ülkemize ulaşır.